İyi akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber bültenimizle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Balıkesir Valiliği'nin başlattığı süt çeşmesi projesi kapsamında Kasaplar Odası'nın katkılarıyla bugün Zanuspaşa Camii önünde halka süt dağıtıldı. Süt dağıtımına Vali Yılmaz Arslan da katılarak Başbakan'ın öğrencilere yönelik süt dağıtımı projesinin Balıkesir için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Zanuspaşa Camii'nde cuma namazı sonrası akıtılan süt çeşmesinden başta Vali Yılmaz Arslan olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Engin Sancı, oda başkanları ve vatandaşlar süt içti. Vali Yılmaz Arslan burada KRT Haber'den Hakan Küçükakman'a bir açıklama yaparak ana sınıfı ve ilköğretim okullarında öğrencilere süt verilmesi tebliğinin resmi gazetede yayınlandığını belirterek şunları söyledi. Tarım Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bunu organize edecek. İllerde Vali Yardımcısı Başkanlığı'nda bir heyet oluşturuluyor. Şu anda oluşturuyoruz. İnşallah tabii bu süt, söz konusu süt olunca Balıkesir açısından önemli bir konu. 7 milyonun üzerinde öğrencinin bu haktan yararlanması söz konusu. Yani bahsedilen çağda 7 milyon öğrenci var şu anda. Bunlara 200 mililitre günlük süt verileceği hesap edildiğinde gerçekten yoğun bir süt miktarına tekabül ediyor bu. İnşallah özellikle bizim gibi Balıkesir gibi Türkiye'nin en çok süt üreten ilinde zaman zaman sizin de bildiğiniz süt fiyatlarındaki oynamaları aslında tolere edebilecek bir proje bu. İşte ben inanıyorum ki hem çocukların sağlıklı beslenmesi açısından hem de bizim gibi süt üreten önemli bir il açısından, üretici açısından, sütü işleyen sanayici açısından bu önemli bir proje. Süt çeşmesinden süt içen oda başkanları ve vatandaşlar da duygularını KRT Haber'e şu şekilde anlattı. Bu süt çeşmesi çok değer kazandı, çok ilgi alaka gördü. Balıkesir halkı gerçekten süt içmeyi özlemiş. Tarım ve hayvancılara da büyük bir destek olacak. Halkımız da sağlıklı yaşayacak inşallah bundan böyle. Sebep olanlara teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Bizler de Sayın Valimizin açmış olduğu bu yolda, bu kampanyada Tarım İl Müdürlüğü'nden beraber yaptıkları bu çalışmadan dolayı kendilerini kutluyoruz ve tam destek veriyoruz. Vallahi çok güzel uyduk bu uygulamaya, çok güzel olduk. Çok teşekkür ederiz başkanımıza, yani Balıkesir'imize böyle şey uyguladığı için. Valiliğimize çok teşekkürler ederiz, yani sağ olsun, var olsun. Allah işçilerin rahat gelsin, bizlere de böyle bir şey hazırlamış bütün milletimize. Çok memnun olduk. Allah ne dilekleri varsa göstersin her zaman inşallah. 27 Mart gecesi Ahmet Ulu'nun Dereboyu sokakta bulunan ofisine giren hırsızlar bilgisayarını ve kamera kayıt cihazını çalmıştı. Emniyet Müdürlüğü'nden bu konuda yapılan açıklamada hırsızlığı gerçekleştiren 4 kişinin yakalandığı bildirildi. 2. Oruç Gazi Mahallesi Dereboyu sokak üzerinde bulunan iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında Ahmet Ulu'nun özellikle 12 Eylül anılarını yazdığı 2. kitabının bilgilerinin yer aldığı bilgisayarın çalınması hırsızlığın şüpheli bir hale gelmesine neden olmuştu. Ahmet Ulu, KRT Haber'e olayı şöyle değerlendirmişti. Şurada görebileceğimiz antika saatlerimiz var. Hemen hırsızlar için paraya çevrilebilecek hadiseler olmasına rağmen bunların alınmayarak sadece ve sadece bilgisayarıma, bilgiye yönelik şeylerin alınması gayri ihtiyari bu hırsızlığın acaba bilgi hırsızlığı mı diye şüphelendiriliyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 28 Mart günü olayı gerçekleştiren HT isimli şahıs ve birlikte hareket eden yaşı küçük 3 çocuk tespit edilmiş. Şahıslardan iş yerinden çalınan ve müşteki Ahmet Ulu'ya ait birer adet Casper marka bilgisayar, Samsung marka LCD monitör, kamera kayıt cihazı adaptörü, bakır kazan, bakır tava, bakır çay kazanı, bakır şerbetlik ve alt mangal kısmı küçük kazan elde edilerek teslim edilmiştir. Ayrıca yakalanan şüphelilerle ilgili gerekli adli işlemler yapılmıştır. Balıkesir Belediyesi uzun süredir üniversiteli öğrencilere ücretsiz olarak sabahları çorba ve kahvaltı veriyor. Belediye Başkanı İsmail Ok öğrencilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Ok daha sonra sosyal marketi de gezerek bilgi aldı. Kuvayi Milliye Meydanı'nda bulunan Balıkesir Belediyesi'ne ait binada öğrencilerin sabah kahvaltısı yaptığı sırada onlarla birlikte olan Başkan İsmail Ok öğrencilere sorular sorarak sohbet etti. Bu arada TRT'de Başkan İsmail Ok'la bir program çekti. Başkan Ok daha sonra sosyal markete geçerek bilgi aldı.
Gelinlik alan oldu mu hiç? Almadım. Gelinlik alan oldu. Sahipleri bekliyor. Düğün sezonu da yeni açılıyor. Evet, evet. Sezon yazın gider. Sonra. Yazın gider, doğru söylüyorsun. Gelinlikler de var, damatlıklar da var. Evet. Hepsi var. Olmayanlar oluyor, dar oluyor. Giyemiyorlar. Hele bebek kıyafetleri çok yani. Evet, benim de dikkatimi çekti evet, bebek kıyafetleri. O kadar çok verdi ki bebek kıyafetlerinde istediğim sayesinde bir bebek evet. Çok yani. İki ayda tabiri caizse bebek giyemeyecek duruma gelmiş oluyor mu? Doğru yani. KESK'e bağlı sendikaların oluşturduğu Balıkesir Şubeler Platformu 4+4+4 eylemlerine devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu binası önünde bir araya gelen sendikacılar tüm engellemelere rağmen çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmayı sürdürüyoruz diyerek eylemlerine devam ettiler. Balıkesir Şubeler Platformu 4+4+4 olarak bilinen İlköğretim ve Eğitim Kanunu'yla kamu görevlileri sendikalarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına karşı tepkilerine dün de devam etti. Balıkesir Şubeler Platformu adına Suat Kılıç bir konuşma yaparak tepkileri şöyle aktardı. Belleğimize her gün bir yenisi eklenen bu faşizan uygulamalara karşı emekçilerin yükselen sesinden daha fazla korkun. Çünkü bu sesi asla kısamayacaksınız. Yarattığınız korku imparatorluğuna mahkum olmayacağız. Bizler emeğimize, haklarımıza, barışa ve geleceğimize sarılarak her geçen gün daha fazla büyüyeceğiz. Size teslim olmayacak, emeğin, eşitliğin, adaletin ve barışın safında olmaya devam edeceğiz. Unutmayın ki Eğitimsel ve KESK olarak daha örgütlü ve daha güçlü bir sendikal mücadeleyle dimdik ayakta durmayı sürdüreceğiz. Sizin teminatınız şiddetiniz, bizim teminatımız fiili meşru mücadele geleneğimiz olacaktır. KESK Şubeler Platformu öğleden sonra da oturma eylemi yaptı. Kesincili eğitim, eğitimin 12 yıl olmasının önünde tehlikeli bir adımdır. Bu anlamda biz eğitimciler tepkilerimizi dile getirmek için burada oturuyoruz. Öğretmenler burada yatıyor, oturuyor. Şu anda Ankara'da gaz bombalarına maruz kalıyorlar. Çocuklarınızı bize teslim eden ey veliler, çocuklarınıza sahip çıkmak için bize destek verin. Sessiz kalma, çocuğunun hakkını bak. Sessiz kalma, çocuğunun hakkını bak. Eğitim cihazları üretiminde çok önemli bir yere sahip olan Deneysan, her geçen gün üretim çeşitlerini ve sayısını hızla arttırıyor. Deneysan Eğitim Cihazları kurucusu yardımcı doçent Doktor Hüseyin Bulgurcu ve genel müdür Erkan Atik, KRT'de konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Deneysan Eğitim Cihazları kurucusu yardımcı doçent Doktor Hüseyin Bulgurcu, Deneysan'ın 1997 yılında üniversitelere eğitim cihazları imalatıyla başlayan serüveni bugün iklimlendirme, soğutma, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, termodinamik ve enerji, tesisat ve otomatik kontrol gibi alanlarda eğitim cihazları imalatı ve pazarlamasıyla devam ediyor dedi. Şimdi öncelikle okulların altyapısında kullanılan laboratuvar setlerini bayağı bir inceledik. Yıllardır da inceliyoruz. Artı dünyada bu konuda üretim yapan rakiplerimizin üretmiş olduğu, geliştirdiği setleri inceliyoruz. Biz bunları kendimize biraz uyarlıyoruz. Veya bir de özgün tasarladığımız setlerimiz de çok fazla. Dünyada şu an düşünülmemiş, üretilmemiş birçok şeyi biz şu anda tasarlar hale geldik. Ve müşteri beklentileri tabii çok önemlidir. Hani hatta toplam kalite yönetiminden bildiğimiz gibi. Yani müşterinin beklentilerini karşılamak yetmiyor. Yani müşteri için önde düşünmek gerekiyor. Bekleyebileceği, hatta ya iyi ki böyle bir şey olmuş diyeceği, o an aklına gelmeyen bir talebi de siz öngörmeniz gerekiyor ki. Yani müşterinin daima bir adım önünde olmanız lazım. Yani belki bu yıl için müşteri için önemli olmayan bir konu, 2 yıl sonra önemli hale gelebiliyor. Siz öngörmeniz gerekiyor. Ona hazırlık yapmanız gerekiyor. Genel Müdür Erkan Atik de Deneysan'da sürekli yeniliklere açık, genç ve dinamik bir kadronun görev aldığını söyledi. Cihazların üretimiyle ilgili iklimlendirme soğutma alanından mezun arkadaşlarımız, yine elektrik bölümünden mezun olan arkadaşlarımız, elektrik, elektronik yine bu anlamda destek alıyoruz o arkadaşlardan da. Makine mühendisi zaten hocamız proje konusunda destek alıyoruz. Yaklaşık olarak 4-5
noktadan destek alıyoruz. 15 kişilik bir ekibimiz var. Bu eğitim cihazlarının üretiminde yer alan. Bu şekilde üretimlerimize devam ediyoruz. Atatürk Devlet Hastanesi Göz Polikliniği'nde büyük yenilik. Yeni alınan yaklaşık 300 bin lira değerindeki 12 cihazla artık Atatürk Devlet Hastanesi'nde gözle ilgili daha iyi hizmet veriliyor. Ertan İnal'ın haberini izliyoruz. Atatürk Devlet Hastanesi Göz Polikliniği'ne hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yeni cihazlar alındı. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Aslan Çelik, 300 bin lira değerindeki 12 cihazla hastaların seks zincirinde azalma olacağını söyledi. Bu göz aynosu dediğiniz PFA. Şeker hastaları oldukça fazla. Şeker hastaları sadece, şeker hastalığı tüm vücudu tutan bir hastalık olmasına rağmen en sık rastladığımız gözün arkasında retina damarlarında kanama. Erken safhada bu cihazla göz aciyosunu yaptıktan sonra bu hastaları daha sonra seks zincirine gerek kalmadan bazı hastalarımızı burada tedavi edebiliyoruz. Efendim bu cihazlar gelmeleriyle hastanın ne avantajı oldu hastaneden? Diğer başka şehir dışına Bursa ya da İzmir'e seks olayından kurtulabilir. Bizim kendi mesleğimizi en azından icra etmek açısından daha şanslıyız. Yani güzel cihazlar, her tarafta olmayan cihazlar. Başhekim Operatör Doktor Servet Koca Özde yeni cihazlarla ilgili bilgi verdi. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi olarak her birimizde olduğu gibi göz polikliniğinde de çeşitli yenilikler yapıyoruz. Bugün de polikliniğimizde bazı yeni aldığımız cihazları gösterdik sizlere. 3 tane göz muayenesinde kullanılan biyomikroskop cihazı, 2 tane otorefraktometre, 3 tane tonometre cihazı, bir göz anjiyo cihazı, bir tane argon lazer cihazı ve bir tane yağ lazer cihazını ve yaklaşık bir ay önce almış olan da görüm alanı cihazımızı görmüş olduk. Bu cihazlarımıza yaklaşık 300 bin lira civarında bir döner sermayeden para harcandı. Bununla yetinmeyeceğiz biz. Göz ameliyat mikroskopu aynı zamanda çok iyi bir fako cihazı da alacağız. Böylece hem katarak ameliyatların haricinde göz şaşırılı ameliyatları ve diğer retina cerrahisini içeren ameliyatları da gerçekleştireceğiz. Bu hizmetlerinden dolayı eski başhekimimiz İdris Ahmet Çakır'a da teşekkürlerimi sunuyoruz. Sayın seyirciler, Balıkesir Belediyesi park, bahçe ve yeşil alanlarda yaptığı çalışmalarla ilkbaharın güzelliklerini erkenden yaşatmaya başladı. Bu kapsamda belediyenin çalışma alanı içerisinde bulunan çam ağaçları ilaçlanarak bakımı yapılıyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü Vasıf Çınar Caddesi'nde Devlet Demir Yolları'na ait tren yolu kenarındaki çam ağaçlarında hastalıklı dallar temizleniyor, çam ağaçları ilaçlanarak budama çalışmaları yapılıyor. Kes deyince kes. Bir dakika. Kes. Bu çam ağaçlarındaki yaptığın işlem nedir şu an? Şu anda abi bu çöpürler çam ağaçlarına zarar verdiği için onları sezonunda kesiyoruz yani. Bu görevi Balıkesir Belediyesi olarak mı yapılıyor? Evet. Bahçeleri olarak yapılıyor. Evet. Bunlar temizlenmediği zaman ne olur? Acaba çamlar ne gibi zarar olur? Çamlar kurudur. Kamu personeli seçme sınavı uzmanı olarak bilinen Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Hasancan Oktaylar, Okan Kampüs KPSS'nin konuğu olarak Balıkesir'e geldi. Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde öğretmen adaylarıyla bir araya gelen Hasancan Oktaylar, KPSS ile ilgili olarak önemli ipuçları verdi ve onların sorularını cevaplandırdı. Eğitim sektöründe faaliyet gösteren Okan Kampüs, KPSS öğrencilerini yakından ilgilendiren ve onlara yön verecek bir seminer için Hasancan Oktaylar'ı Balıkesir'e getirdi. Hasancan Oktaylar, öğretmen adaylarının KPSS sürecindeki sorunlarına rehberlik yapmak amacıyla düzenlenen seminerde, KPSS sistemi, puanlama sistemi, soruların yapısal niteliği, ders çalışma stratejileri, 2012-2013 öğretmen alım stratejileri gibi önemli konularda öğretmen adaylarını aydınlattı. Oktaylar bununla birlikte KPSS ile ilgili güncel konulara da ışık tuttu. Eğitim bilimlerinde 120 soru 6 derse dağıtılıyor.
En fazla soru öğrenme psikolojisinden 30, öğretim yöntem ve tekniklerinden 30, rehberlik dersinden 18, ölçme değerlendirme dersinden 18, program geliştirme dersinden 12, gelişim psikolojisi dersinden 12 soru geliyor. Seminerde ayrıca yapılan çekilişle 5 öğrenciye KPSS kitap seti, 3 öğrenciye de ücretsiz KPSS kursu hediye olarak verildi. Seminer sonrası KRT Haber'e bir açıklama yapan Oksaylar, adayların oldukça yoğun ilgi göstermesi çok normal. Çünkü oldukça zor, seçme ve elemeye dayalı bir sisteme hazırlanıyorlar dedi. Şu anda içerik bilgisi ve teknik bilgi anlamında da yeterli ve doyurucu açıklama bulunmadığı için bu tür seminerler yoğun ilgiyle karşılanıyor. Peki öğrencilerin en çok yaptığı hatalar nelerdi? Çok kısaca. Büyük çoğunluğu test tekniklerinde, soru çözüm becerilerinde, işte okuma hatalarında, psikolojik kaygı anlamında bu tür hatalarla karşımıza çıkar. Özel Okan KPSS kursu müdürü Yüksel Çakır, etkinliğin öğrenciler açısından yararlı olduğunu söyledi. Biz her sene bu tür konferansları düzenliyoruz. Amacımız öğrencilerimize en doğru bilgiyi vermek. Yine önümüzdeki günlerde kursumuzda oryantasyon çalışmalarımız devam edecek. Değişik konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın seyirciler, bu akşam saat 20.30'da ekrana gelecek olan okullar yarışıyor da Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi ile Muharrem Aspi Anadolu Lisesi yarışmacı ekipleri finale kalabilmek için yarışacaklar. Bu programı sakın kaçırmayın diyor ve bültenimizi kapatıyoruz. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Şimdi ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sunar. Seyirciler, Balıkesir Spor yarın saat 14.30'da Diyarbakır Spor'la karşı karşıya gelecek. Ligin 27. haftasında Atatürk Stadı'nda oynanacak maçı Ankara Bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise yine Ankara Bölgesi'nden Önder Yılmaz ve Konya Bölgesi'nden Tuna Ayran yapacak. Öte yandan Atatürk Stadı'nın dış yüzü kırmızı beyaz boyandı. Kırmızı beyaz çubuklarla bambaşka bir görünüme sahip olan stat yeni renkleriyle taraftara merhaba diyecek. Kırmızı beyazlı ekip YGS nedeniyle cumartesi gününe alınan Diyarbakır Spor maçı hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda sürdürdü. Takımı antrenmanda izleyen Belediye Başkanı İsmail Ok, Balıkesirlileri maça davet etti. Ben öyle inanıyorum ki Allah'ın izniyle şu anki antrenmanda da gözüküyor. Futbolcularımız geride kalan bu 8'de 8 maçı da alarak Allah'ın izniyle Balıkesir Spor'a gerçekten Balıkesir Spor'un geçmişine, şanına yakışır bir şekilde zaferler halkasına şampiyonlukla yenisini daha ekleyecek. Ben futbolcularımızı, teknik heyeti ve yönetimi, özellikle de Balıkesir Spor taraftarlarını Balıkesir Spor'un bugüne kadar gelmesindeki destekleri, emekleri için teşekkür ediyorum. Ve özellikle bu hafta Balıkesir Spor maçı pazar günü YGS sınavı olması dolayısıyla cumartesi günü alınacak. Cumartesi günü saat 2.30'da. Dolayısıyla Balıkesir Spor'a gönül veren taraftarların bu ince ayrıntıyı unutmamasını ve bu maçı izlemeyi kaçırmamalarını diliyoruz. Bu hafta biliyorsunuz Balıkesir Spor rakibi Diyarbakır Spor. İnşallah takımımız bütün takımları gerçekten her maçı bir final havası şeklinde görüp bu haftaki maçın da hava güzel, her şey güzel, çok güzel, seyir açısından zevk veren, sonuç açısından da
bol gollü bir galibiyet diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Kulüp başkanı Tuna Aktürk de takımda sakat futbolcunun bulunmadığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şu anda takımda sakat veya cezalı oyuncumuz yok. Tam kadro Diyarbakır Spor maçı hazırlıklarına devam ediyoruz. Başkanımın da belirttiği gibi bu hafta maç cumartesi günü saat 14.30'da bütün taraftarlarımızı her zaman olduğu gibi takımımıza destek vermeye davet ediyoruz. Köse İnşaat Limited şirketi spor haberlerini sundu. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca kale çelik kapı bölge bayiliyle sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Şirketimize olan ilgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Radyo frekansı nedir? Radyo frekansı da yüksek radyo dalgaları kullanılmakta. Bu bağ dokusu ve yağ dokusu üzerine etkili olduğu için bağ dokusunda bir sıkılaşma, yağ dokusunda bir erime sağlamaktadır. Ciltteki kırışıklıkların düzeltilmesinde oldukça etkilidir. Selülit tedavisinde oldukça başarılıdır. Her iki yöntemde de uzun süredir kullanılan oldukça güvenli yöntemlerdir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi 2000 metrekarelik kapalı alanda 30 kişilik deneyimli kadrosuyla Balıkesir bölge sanayi ve inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC lazer, Trump CNC punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde yarın hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi çok bulutlu, en düşük 6, en yüksek 20 derece, Bigaliç gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 7, en yüksek 20 derece, Sindirgı gök gürültülü sağanak yağmurlu, en düşük 6, en yüksek 19 derece, Edremit çok bulutlu, en düşük 10, en yüksek 21 derece, Bandırma çok bulutlu, en düşük 8, en yüksek 19 derece olması bekleniyor. Pazar günü il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak.
Balıkesir Kent Merkezi sağanak yağmurlu, en düşük 6, en yüksek 19 derece. Bigaliç sağanak yağmurlu, en düşük 7, en yüksek 20 derece. Sındırgı sağanak yağmurlu, en düşük 5, en yüksek 18 derece. Edremit hafif sağanak yağmurlu, en düşük 11, en yüksek 20 derece. Bandırma sağanak yağmurlu, en düşük 9, en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Pazartesi günü ise il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir Kent Merkezi sağanak yağmurlu, en düşük 3, en yüksek 16 derece. Bigaliç sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 16 derece. Sındırgı sağanak yağmurlu, en düşük 3, en yüksek 14 derece. Edremit sağanak yağmurlu, en düşük 9, en yüksek 17 derece. Bandırma sağanak yağmurlu, en düşük 6, en yüksek 14 derece olması bekleniyor. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni Sanayi Sitesi 4. Kapı 48. Sokak'ta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC Lazer, Trump CNC Punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sundu.